Teşekkür ederim Bobby. Ruvelius hoş geldin. Seriyi değerlendirmen gerekirse neler söylemek istersin? Yani ilk maç seçim yasaklamada önde çıktık biraz. Güzel kullandık. Hızlı kazandık oyunu. İkinci maçta tam tersini onlar yaptı diyebilirim. İlk maçta sizden enteresan seçimler gördük zaten. Azir Kasedin gibi bunları çalışmış mıydınız daha önce? Tabii çalıştık. Zaten çok da iyi bir performans sergilediniz. Peki ikinci maçta neler ters gitti sence? Yani erken oyunda güçlü olmayan şampiyonlar aldık. Bir de Zaya, Rakan gibi güçlü bir koridorları vardı. Onlardan kaçmak istedik biraz çünkü Shen de eklemişlerdi pozisyonlarına, kompozisyonlarına. O yüzden sıkıntı olacağını düşündük. Yukarı gittik. Turret'ları falan kaybettik. Kuleleri hızlı kaybettiğimiz için oyunun kırılma noktası da orta midde bir savaş olmuştu galiba. Orada oyun kırıldı. Sonra toplayamadık zaten. Peki önümüz ya yani bu hafta pazartesi günü Dark ile oynuyorsunuz tekrar. Bu maçla ilgili planlarınız nedir? Bu arayı nasıl değerlendireceksiniz yarını? Yani yarın maçımız yok. Pazartesi maçımız var galiba. O yüzden yarını daha iyi değerlendirebiliriz bugünkü maçları izleyerek. Çünkü ikinci maçı direkt kazandı yani rakip takım. Bu aslında yani normal kaybetmemizden daha iyi olabilir. Çünkü erken oyundaki ve seçim yasaklamadaki hataları gözden geçirebiliriz. Yani üstesinden gelebiliriz pazartesi için, Dark Passage maçı için. Daha iyi olabilir. Peki bu beraberliklerle ilgili ne düşünüyorsun? Çünkü 3 haftadır bayağı fazla beraberlik görüyoruz ligde. Yani iki maç olması bayağı etkiliyor diyebilirim. Hani yani yapılan seçimler falan oyunları çok fazla etkiliyor. Mesela Kalista ve Skrenk aldık. Karşılık veremediler. Ondan sonra onlar Zayah Rakan oynadılar. Biz de onlara pek fazla karşılık veremedik. O yüzden 3 maç olması lazım bence. 2 maç olunca böyle oluyor genelde. Anladım çok teşekkür ederim cevapların için. Ruvelius’la konuştuk biraz sonra süpermarketten fafa burada olacağız. Tekrar sen değiz Bobby.